Arkadaşlar webinarımıza hoş geldiniz. Ben İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Kemal Gökalp. Bu webinarda sizlere Protostructure 2025 versiyonunda yeni eklenen ve önemli gördüğüm bazı özellikler konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Tabii burada şartnamedeki bu özellikler nasıl göz önüne alıyor? O konularda da bilgi vermeye çalışacağım. Örneğin bir tanesi düşey deprem analizi. Bir diğeri deplasman konusunda bir düzeltme, bir iyileştirme yapıldı. O yük kombinasyonu editörümüz var. Orada bazı yeni özellikler eklendi. Bu konuların da size yardımcı olacağını projelerinizde düşünüyorum. En son olarak da tek doğrultuda çalışan döşemeler. Bu konularda programda bazı yenilikler oldu. Bu konularda bilgi vermeye çalışacağım. Umarım webinar yararlı olur. Biraz bekledik arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın gelmesi için. O yüzden kusura bakmayın, biraz gecikme oldu. İlk olarak arkadaşlar, bu webinar, tekrar webinarımıza hoş geldiniz diyorum değerli kullanıcılarımız, değerli meslektaşlarımız. İlk olarak düşey deprem analiziyle başlamak istiyorum. Şimdi bir yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar, hemen hemen önemli düzensizlikler, düşey deprem analiziyle ilgili önemli düzensizliklerin hepsi bu yapıda var. Bakın. Eğimli kolonlar. Giriş açıklığına oturan kolonlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Bunun gibi konsollar vesaire hepsi düşey deprem analizinde önemli olarak görülen tüm düzensizlikler burada var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi düşey deprem etkileri bu TBDY 2018 yönetmeliğiyle birlikte göz önüne alınmaya başlandı. Bir önceki yönetmenimiz hangisiydi? TDY 2007. TDY 2007 yönetmeliğinde düşey deprem etkisinin göz önüne alınması istenmiyordu. Yani öyle bir şey söylenmiyordu. Aslında bu etki önemli bir etki. Diğer yabancı yönetmelikler, bu konulardan da bahsedeceğim. Diğer yabancı yönetmelikler, ASKE, Hindistan yönetmeliği, Eurocode vesaire buna önem vermekte, nasıl hesaplanacağı konusunda açık maddeleri bulunmakta. TDY 2007 yönetmeliğinde düşey deprem etkisinin göz önüne alınması belirtilmiyordu, istenmiyordu. Şimdi olduğu gibi birbirine dik iki ayrı yatay doğrultuda yapıyı etki eden deprem yükleri göz önüne alınmaktaydı. Bunları biliyorsunuz protostructure'da 1 ve 2 yönü olarak düşünüyoruz. Subikim'de de etapta da bu şekilde böyle. Deprem giriş açısı tam olarak bilinmediğinden dolayı bu etkiler kombinasyonlarda bir arada düşünülürken bir yönde deprem düşünülürken diğer doğrultudaki etkinin de %30 alınmaktaydı. Bu şekilde depremin giriş açısı bilinmediğinden dolayı güvenlik önlemi alınmaktaydı. Ancak düşey deprem etkisinden hiç bahsedilmiyordu. TBDY 2018'de düşey deprem etkisi de göz önüne alınmaya başlandı. Protostructure'da bu etkiyi göz önüne alan yük halimiz EZ. Hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi düşey deprem etkisinin hesabı yapılırken deprem yönetmeliği 443 maddesi hükümleri kullanılmalıdır. Bu maddeyi size göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi burada DTS 1 ve 1A, 2 ve 2A. Buradaki A biliyorsunuz yapı önem katsayısı 1.5 iken yani çok önemli yapılarda hastane vesaire okul gibi çok önemli yapılarda A sınıfını alıyor. DTS 1 ve 2 önemli yapılara denk gelmekte. Bu maddeleri görmektesiniz. Bunlar da arkadaşlar ABCD ile belirtilen durumlarda deprem spek, düşey elastik iğme spektrumunun kullanılması ve ona göre bir modal analiz yapılması gerekmekte. Protostructure'da bunun adı modal spektrum analiz yöntemi. 2025 versiyonuyla birlikte programa eklendi bu. Şimdi arkadaşlar bu maddelerden örneğin kirişlere oturan kolonları içeren binalar, kolonları düşeye göre eğimli binalar. Projemizde arkadaşlar bunları görmektesiniz. Bakın şunlar eğimli kolonlar. Açıklığı fazla olan konsollarda da önemli. Bakın burası giriş açıklığına oturan kolon.
Bunlar gibi arkadaşlar. Açıklığı fazla olan kirişlerimiz var. Konsol kirişlerimiz vesaire. Bunlar da açıklığı fazla olan derken burada bakın bu maddede açıkça belirtiyor onları. 5 metre veya daha fazla olan konsollarda, 20 metre veya daha fazla olan kirişlerde A ve B maddeleri bunları söylüyor. C ve D maddeleri eğimli kolonlar. Bunlar daha kolay anlaşılıyor. Bu 4 maddeye düşen herhangi bir elemanınız varsa yapıda, burada düşey deprem etkisini EZ, protostructure'daki ismiyle yaklaşık formülle. Bakın hemen aşağıda yaklaşık formülü görmektesiniz. 2 bölü 3 SDS G. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşık formülde SDS kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı. G ise sabit yük ile elde edilen iç kuvvetlerden herhangi biri. Bu moment olabilir, kesme kuvvet olabilir. Bunlardan biri eksenel kuvvet olabilir. Bunlardan herhangi birine denk geliyor. Bununla EZ deprem etkisini, düşey deprem etkisini yaklaşık olarak göz önüne alabiliyoruz. Ancak ABCD maddelerinden birinin durumuna düşmeyeceğiz. Yapımızda bu maddelerden biri olmayacak. Şimdi arkadaşlar burada C maddesini hatırlarsanız kirişlere oturan kolonlar içeren binalar biliyorsunuz bir eski artık konsol ucuna oturan kiriş, pardon, konsol kirişe oturan kolonlarda aşağıda kolon devam etmiyorsa buna izin yok. Veya üstte perde aşağıda kolonlar oturuyor. Buna da izin yok bizim deprem yönetmeliğimizde. Diğer yönetmeliklerde izinler var ama bizim yönetmeliğimizde bunlara izin yok. C maddesinde kirişlere oturan kolonlar içeren binalarda önceki yönetmelikte ne yapılıyordu? Hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Önceki yönetmelikte bu kirişin ve bu kirişin düğüm noktalarına bağlanan tüm kiriş ve kolonların iç kuvvetlerinin %50 oranında arttırılması istenmekteydi. Momentini vesaire kesme kuvvetini %50 oranında arttırıp buna göre tasarlıyorduk yapımızı. TBD'ye 2018'de ise böyle bir şart bulunmamaktı. Bu durumda mod birleştirme analizinin yapılması istenmekti. Protostructure'da bu yöntem dediğim gibi birazdan göstereceğim. Modal spektrum analiz yöntemi olarak belirtilmekte. A, B, C, D, E durumlarından herhangi birine düşmüyorsanız, öyle bir elemanınız yoksa bu durumda yaklaşık formüllerle hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ASCII'de, ASCII 7.16'da denklem 12.4, 4A'da 0.2 SDS G formülü verilmekte. Bizimkine benzer, bizimki 2 bölü 3 ile başlıyor. O da 0.2 SDS G ile hesaplanıyor. Tabii bu sadece C, D, E ve F grubu sismik dizayn kategorisine sahip olan yapılarda kullanılır. Diğer daha önemli yapılarda daha farklı şekilde spektrumun göz önüne alınması isteniyor. Yaklaşık formül kabul edilmiyor. Hindistan yönetmeliğinde arkadaşlar IS 1893 2016'da herhangi bir yapı ayrımı yapılmaksızın, eleman ayrımı yapılmaksızın bölge faktörü R, taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve I, yapı önem katsayısına bağlı olan bir formül ile yine yaklaşık formül tabii burada düşey deprem etkisi hesaplanmakta modal spektrum analizi mecburi olmamaktadır. Mecburi tutulmamaktadır. Eurocode 8 ise arkadaşlar yaklaşık formül kullanımına izin vermiyor. Burada Eurocode 8 kullanıyorsanız işte protostructure'daki adıyla modal spektrum analiz yönteminin kullanılması mecburidir arkadaşlar. Genel olarak yaklaşık formülde A, B, C, D maddelerinden birine düşmüyorsanız, bu duruma düşmüyorsanız, bu durumda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık formülü kullanabilirsiniz. Şimdi düşey depremle ilgili bazı bilgileri de örnek projemizde vereyim. Önemli bilgileri. Şimdi bu daha çok yatay bir, bu daha çok lokal bir etki. Düşey deprem etkisini lokal olarak düşünebilirsiniz. Diğer yatay etkiler gibi yatay etkilerden farklı. Şimdi bina analizine giriyorum. Burada arkadaşlar deprem parametrelerine geçiyorum. Bakın deprem parametrelerinde arkadaşlar burada protostructure'da düşey bölümü var. Düşey bölümde periyot, elastik spektrum. Bu ivme değerlerini görüyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz yatay spektrumları hesaplarken R eşittir 7, R eşittir 8 gibi süneklik düzeyi yüksekse tabii. Normalse 4 vesaire. Bu katsayılar kullanılmakta. Deprem yükü RA katsayısıyla
Deprem yükü azaltma faktörüyle azaltılmak. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Yatay doğrultudan gelen depremleri, deprem etkilerini hesaplarken. Ancak düşey deprem etkisini hesaplarken, düşey ivme spektrumunu hesaplarken R1, I da 1 alınıyor arkadaşlar. D de 1 alınıyor. D de 1 alınıyor. I'yı özür dilerim, I yanlış söyledim. R1, D de 1 alınıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz D dayanım fazlalığı katsayısı 2,5 normal hesaplarımızda. Burada D eşittir 1 alınmalı, alınmak. Şimdi düşeyi gördük arkadaşlar. Düşey bölümünde deprem ivme spektrumunu görüyorsunuz. Burada bakın analiz sayfasına geçiyorum. Önemli noktalardan biri bu. Siz burada düşeyi seçtiğinizde görüyorsunuz. Düşey spektrumu yukarıda program çiziyor. Dediğim gibi azaltma R eşittir 1, D eşittir 1. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Analiz butonuna tıklıyorum. Burada bakın yatay moda dedi arkadaşlar. 12 aldım bu yapı için. Yeterli olmazsa arttırmamız gerekmekte. X ve Y yatay deprem doğrultularında protostructure'da 1 ve 2 yönü bunlar arkadaşlar. Hatırlarsanız %95 kütle katılımı sağlamak zorundasınız. TDY 2007'de bu oran %90'dı. TBDY 2018'de %95'e çıkarıldı. Bu şart. Mecbursunuz. Ancak düşey mod adedinde arkadaşlar, düşey mod adedi, bu adette böyle bir oran bulunmuyor arkadaşlar. Hiçbir yönetmelikte de böyle bir oran bulunmamaktadır. Bakın burada düşey deprem etkisinin spektrum ile hesaplandığı durumlarda, dediğim gibi bizim yönetmelikte ABCD maddeleri, Eurocode 8'de zaten mecbursunuz böyle bir şey kullanmaya. Düşey deprem etkisinin spektrum ile hesaplandığı durumlarda ilgili eleman üzerinde düşey hareketi temsil eden mod hesaplanmalıdır. Yani mod sayısını bir nevi siz tespit etmelisiniz. Şu kadar kat başına 3 tane mod yatay spektrumlarda olduğu gibi böyle bir şey doğru değil arkadaşlar. Burada hareketi sizin tespit etmeniz gerekmekte. Örneğin eğimli kolonda veya giriş açıklığına oturan açıklığa oturan kolonun bulunması durumunda girişin hareketinin olması gerekmekte. Bunu mod adetini arttırmanız lazım. Aksi takdirde düşey depreme ait iç kuvvetler ve yer değiştirmeler doğru olarak hesaplanamaz. Şimdi analiz yapıldığı anda arkadaşlar, hemen onu da göstermek istiyorum. Raporlar menüsünde deprem hesap sonuçları raporuna giriyorum. Bakın burada arkadaşlar, özdeğer eigenvalue analiz yapılıyor tabii burada. Özdeğer analizi yapılıyor. Arkadaşlar EZ düşey deprem. Düşey deprem durumunda arkadaşlar modları, periyotları görüyorsunuz. Bakın birinci moda ait periyot 0.225 saniye vesaire. İkinci mod 0.223 bu şekilde devam ediyor. Bir altta her modda katılan kütle oranını görüyorsunuz. Bakın periyotlar takip edebiliyorsunuz umarım. Şöyle bakın periyotlar her periyottaki Z yönünde, tabii burada artık Z yönündeki bir hareket düşünülmekte arkadaşlar. Z yönünde kütle katılım miktarlarını veriyor. Bir altta da toplam etki kütleyi veriyor. Bu bizim için yatay deprem analizlerinde oldukça önemliydi. Burada ise arkadaşlar dediğim gibi lokal bir etkiyi hesaplıyoruz. Düşey deprem etkisi lokal bir etki. O etkinin oluşması için gerekli olan mod sayısını almamız lazım. Bu 12 olur, 13 olur, 20 olur bilemiyorum. O etkinin oluşması lazım. Önemli elemanlarınızda bu etkiyi kontrol etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar her bir modda, tabii bunu birazdan model ve deformasyon analizlerimizde analitik modelde inceleyeceğiz. Burada da biraz anlatmak istiyorum. Şimdi her bir modun arkadaşlar kütle katılım oranlarını biliyorsunuz. Model korelasyon katsayıları da var. Bunlar ne yapılıyor arkadaşlar? Yatay deprem etkilerini yaptığımız gibi buradaki her bir modda oluşan etkiyi, bu etki moment olabilir, kesme kuvveti olabilir vesaire, eksenel kuvveti olabilir. Bu etkiler neyle birleştiriliyor arkadaşlar? CQC yöntemiyle birleştirilerek düşey deprem etkisi bulunuyor ve hesaplarda kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi deprem hesap sonuç raporundan bunları inceleyebilirsiniz. Tabii daha açık bir şekilde anlatmak için model ve analiz sonuçları göster butonuna basıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz burada analitik modelimiz. Ben analizleri yapmıştım. Halihazırda modeller kullanacağım arkadaşlar. Bütün bu konuları anlatmak için.
Yine sıfırdan bir model yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar eğimli elemanlarımızı görüyorsunuz. Bakın burada sağda alt tarafta mod şekilleri. Bunlar da arkadaşlar yatay. Yatay modlar. Şu anda bunlarla ilgilenmiyoruz. Tabii bunlar da çok önemli. Bizim düşey mod şekilleri çok önemli. Bakın biraz burayı büyüteyim isterseniz arkadaşlar. Bakın mod 1'de 0.226 saniyeydi. Mod 1 nasıl bir hareket yapıyor? Lokal etki. Burada genel bir yapının tüm hareketini gösteremiyoruz arkadaşlar. Sadece lokal etkileri arıyoruz. Mod 1 seçtim. Deplasmanları tıklıyorum arkadaşlar. Animasyonu gösteriyorum. Bakın daha çok şurada bu döşemede hareketler yakalanmaya başlanmış. Bakın görüyor musunuz? Bu kolonda da var mesela hareketler. Mod 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi her biri daha sonra bunların birleştiriliyor. Yine bu döşemede. Bu döşemelerde açıklıklarda fazla bunlarda. Biliyorsunuz lokal etkilerin olduğu yerleri de size ekranda anime olarak gösteriyor program. Başarılı şekilde gösteriyor. Dediğim gibi yeterli sayıda mod adedini almazsanız arkadaşlar EZ düşey deprem etkisini doğru olarak hesaplayamazsınız. Bu önemli. Mod 3 vesaire aldığınız mod kadar. Tabii burada bir dediğim gibi tekrar söylüyorum. 10 alırsınız, 20 alırsınız vesaire. Yüzde katılımı şöyle sağlamanız öyle bir şey yok arkadaşlar. Lokal etkileri sağlamanız yeterli. Önemli. Bakın 5. modda mesela şöyle bir hareketler söz konusu. Bakın döndürdüğümüz zaman vesaire. Bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün elemanlarda bunların yakalanması gerekmekte. Yeterli mod sayısını buradan bulmanız lazım. Belirlemeniz lazım arkadaşlar. Aksi takdirde doğru olarak hesaplanmıyor. Şimdi arkadaşlar burayı kapattıktan sonra düşey deprem etkisi bu şekilde. Yeri nerede arkadaşlar? Onu da hemen göstermek istiyorum. Bakın yükleme kombinasyonlarını tıklıyorum. Buradan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim size birazdan. Tabii bu programın şeyle ilgili ama düşey deprem etkisini bütün programlarda bu şekilde yapılır. Bunu da bu şekilde öğrenmenizde yarar var arkadaşlar. Yük kombinasyon ettiğimiz protostructure ile ilgili, protostructure özel bir şey ama düşey deprem etkisi her yöneticide var. Yükleme hazırlayıcısına basıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın yatay yük kombinasyonları bölümünde düşey deprem uygula. Arkadaşlar bu kutucuğun bazı yönetmeliklerde bunu kullanmayabiliyorsunuz. Hindistan yönetmeliğinde bazı durumlarda düşey depremi kullanmayabilirsiniz. Öyle söyleniyor. Ama bizim yönetmeliğimizde her zaman kullanacaksınız arkadaşlar. Bakın iki yöntem var. Yaklaşık statik yöntem. Bir de modal spektrum analiz yöntemi. Dediğim gibi ABCDE maddelerinden birine giriyorsa ya böyle elemanlarınız varsa yapıda bunu kullanmak zorundasınız. Her zaman bunu kullanamıyorsunuz. Bizim yönetmenimizde böyle bir şey yok. Eğer ABCD maddelerinden birine düşen elemanlarınız yoksa o zaman yaklaşık statik yöntemi kullanmak zorundasınız. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli nokta. Buradan belirliyorsunuz. Başka önemli noktalardan bir tanesi R'nin bir alınması, D'nin bir alınması, dayanım fazlalık katsayısının. Bu şekilde program zaten pek çok şeyi otomatikman yapıyor. Mod adedini kendiniz belirliyorsunuz. Düşey depremle ilgili anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Bakın EZ'leri de görüyorsunuz. EZ etkilerini görüyorsunuz. Artı eksi olarak vesaire katılıyor. Tabii modal spektrum analizinde şunu unutmayalım arkadaşlar. Modal spektrum analiz yönteminde sonuçlar her zaman pozitif. Bunlar çünkü CQC yöntemiyle birleştiriliyor. Her zaman sonuçlar pozitif. Negatif herhangi bir değer elde edilmiyor. Tıpkı yatay etkileri hesaplarken, yatay deprem etkilerini hesaplarken oradaki kuvvet, iç kuvvetlerin her zaman pozitif olduğu gibi. Bunlar SABİKİM'de de, ETAPSA'da, önemli programlarda bu şekilde tabii ki. İşaretler her zaman pozitif. O yüzden artı eksili katılmak zorunda. Diğerinde yaklaşık statik yöntemde arkadaşlar işaret elde ediliyor. Artı veya eksi elde ediliyor. Ona göre katılıyor arkadaşlar. İki yöntem arasındaki önemli farklardan biri de bu. Düşey deprem etkisini sanıyorum bu şekilde anladık. Şimdi ikinci arkadaşlar, ikinci anlatmak istediğim ölçekleme yöntemi. Şimdi deplasman hesabında bazı değişiklikler oldu. Burada maddeyi göstermek istiyorum öncelikle. Arkadaşlar şimdi burada sadece programla ilgili değil de bazı önemli bilgileri de vermek istiyorum. Kendimce önemli gördüğüm bilgileri. TDI 2007. Arkadaşlar bunu tıkladım. Sizin için hazırladığım bir şey var. Arkadaşlar şimdi
Bu bize 2018 deprem yönetmeninde normal bir tane elde ettiğimiz spektrum, ivme spektrumu. Tabii yatay spektrum burada. Bu elastik spektrum arkadaşlar. Bu da azaltılmış, RA ile azaltılmış spektrumumuz. Tasarım spektrumumuz. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu yönetmelikte ivme değerleri nereden itibaren azalıyor? Bakın şu plato değerinden. Burası TA, burası da TB biliyorsunuz. TA değerinden itibaren hemen azalmaya başlıyor. İvme değerleri azalınca ne olacak arkadaşlar? Yapıya etki eden deprem yükleri azalmaya başlayacak. Bu önemli bir nokta. Yani sizin yapınızın periyodu daha yüksek bir periyotsa, TA'dan daha yüksekse deprem yükü gittikçe azalmaya başlar. Bu bir önceki yönetmelikte bakalım. TBD 2018'de arkadaşlar yine bu elastik spektrum. TA-TB. Bakın arkadaşlar bu azalma burada hemen TA'dan sonra başlamıyor. TB'ye kadar sabit gidiyor arkadaşlar. Bu plato bölgesine düşerseniz daha büyük deprem yükü geliyor yapıya. Biliyorsunuz bunları. TA, burası TA, burası TB. TB'den sonra azalmaya başlıyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Ciddi oranda azalıyor ama TB'den sonra. Şimdi bunu niçin anlattım? Arkadaşlar 2018 deprem yönetmeninde TA'dan sonra azalmaya başlıyor. Yani siz periyotlarınız TA değerinden yüksek değerler elde edildiğinde deprem yükünüz azalmaya başlıyor. Deprem yükünüz ciddi miktarda azalmasın diye bir takım önlemler alın. Bunlardan bir tanesi periyot sınırlaması. Şimdi arkadaşlar onu da hemen göstermek istiyorum. Bu ivmeleri anladınız. Bu yönetmelikte periyot arttıkça TA'dan sonra hemencecik ivme değerleri. Dolayısıyla yapıyı etkileyen deprem kuvvetleri düşmekte. Şimdi eşdeğer deprem yükü yönteminde sadece X ve Y yönlerinde veya 1 ve 2 yönlerinde periyotların elde edilmesi yeterli. Oradan biz kuvvetler elde ediyoruz. Ama modelleştirme analizinde her bir modun katkısını alıp bunlar belli yöntemlerle SRSS, CQC, genelde CQC kullanılıyor. Bu yöntemlerle birleştiriliyor. Deprem yükünün daha az çıkma durumu 2018 yönetmeninde mümkün. Bunun engellenmesi için ne yapılıyor arkadaşlar? Hemen onu söylemek istiyorum. Şimdi şu şekilde görmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada yapının bir periyodunu hesaplıyorsunuz. Bu periyot şu kadar saniye bir periyodumuz çıktı. Deprem yönetmeliğinde 4734'te verilen bir formül var arkadaşlar. Aynı zamanda başka bir formül verilmiş. O formülle TPA periyodu hesaplanır. CT çarpı H'nin 3 bölü 4. kuvveti gibi bir formül var. Orada bir periyot hesaplanıyor. Bunun 1.4 katı hesaplanıyor. Bundan daha fazla bir periyot alamazsın deniyor hesaplarda. Eşdeğer deprem yükü yöntemi için bu böyle. Bu tabii burada anlattıklarım eşdeğer deprem yükü yöntemi için. Eşdeğer deprem yükü yönteminde o periyottan daha fazla bir periyot alamıyorsun hesaplarında. Ya burada deprem yükünün ciddi şekilde azalması engellenmeye çalışılıyor bu madde. Bunlar eşdeğer deprem yüküyle ilgili arkadaşlar. Bir de eşdeğer deprem yükü yönteminde 0.04 MTI çarpı SDS G. Böyle bir formül var. Bu da minimum taban kesme kuvveti. Burada biliyorsunuz deprem yönetmeliklerinin hepsinde taban kesme kuvvetleri hesaplanıyor. Katlara dağıtılıyor arkadaşlar. Şimdi 0.04 MT bu formülle hesapladığımız taban kesme kuvvetinden daha düşük bir kesme kuvveti de alamıyorsunuz. Yani bu durumda çarptan bir şekilde kendisini güvene almaya çalışıyor. Deprem yükünün fazla azalmasını engellemeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Periyodu bu nasıl yapıyor? Periyodun çok fazla çıkmasını, aşırı miktarlarda, özellikle yüksek yapılarda çıkmasını engellemeye çalışıyor. Eşdeğer deprem yükü yönteminde bu böyle. Diyeceksiniz ki genelde eşdeğer deprem yükünü ben pek kullanmıyorum. Mod birleştirme analizi yapıyorum. Mod birleştirme analizinde bu beni nasıl etkileyecek? Etkilemeyecekse ben bunu bana niye anlatıyorsun? Bu şekilde yorum yapan arkadaşlarımız olabilir. Şimdi arkadaşlar eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanıyoruz ama şimdi mod birleştirme analizini kullandık. Mod birleştirme analizinde bir taban kesme kuvveti buluyoruz. Atıyorum 70 ton. Ama deprem yönetmeliği burada da kendini güvene almaya çalışıyor. Eşdeğer deprem analiziyle taban kesme kuvvetini hesaplıyor içeride. Bütün yönetmeliklerde bu böyle. Burada ikisini birbirine oranlıyor. Tam oranlama değil de bizim yönetmelikte 0.9 ve 0.8 katsayıları var. Bununla bir beta faktör hesaplıyoruz. Tüm iç kuvvetleri bununla arttırıyoruz arkadaşlar. Bu faktörle arttırmak zorundayız. Bu durumda arkadaşlar yani bu madde
491'deki madde bizi göreli kat ötelemelerinin hesaplanması konusunda sıkıştırıyor. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz kesme kuvvetini sınırlıyorsunuz. Periyodu fazla almayarak. Tamam, kuvvetleri sınırlıyorsunuz. Mod birleştirme analizi kullandım. Orada eşdeğer deprem kuvvetiyle karşılaştırıyorum. Yine bütün beta faktörlerini arttırıyorum. Bu zaten standart olarak yaptığımız. Birazdan da raporda ben bunları anlatacağım. Standart olarak yaptığım bir uygulama. Yaptığımız uygulama. Bunun bize burada anlatmak istediğim şey şu. Göreli kat ötelemeleri hesaplanırken arkadaşlar periyot sınırlaması ve minimum kesme kuvveti. Bu ikisi uygulanmıyor arkadaşlar. Bu maddeyi ya gözümüzden kaçtı, muhtemelen gözümüzden kaçtı. Bir değerli kullanıcımız bize bildirdi. Bunlar Eurocode'da vesaire, Amerikan kodunda vesaire de var arkadaşlar. Yani burada deplasman yaparken, kuvvetleri hesaplarken minimum kuvvetimiz var. Arkadaşlar şu şekilde minimum kuvvetimiz var. Artı periyotlarımız da belli bir sınırı geçemiyor. Tamam. Ama bu kontroller, iki kontrol şeyde yapılmıyor. Deplasman hesaplarında yapılmıyor. Dolayısıyla deplasman hesaplarımızda yapılmadığından dolayı bu göreli kat ötelemelerinde bir miktar bence yarar sağlayacak. Çünkü göreli kat ötelemeleri biliyorsunuz en sorunlu yerlerden biri programda. Programda diyorum şartnamede. Sağlanması oldukça zor. Genelde esnek dersiz yapışık vesaire orada var. Genelde esnek dersiz seçiyoruz. Oranımız 0.008 oluyor. Bunu sağlamak bize zulüm. Bu belki bir oran, bir ölçüde eşdeğer deprem büyük yönteminde verilmesine rağmen mod birleştirme yönteminde dolayısıyla etkileyecek bir konu. Biraz rahatlama sağlayacaktır. Aklınızda bulunsun. Bu kuvvet sınırlaması ve periyot sınırlaması göreli kat ötelemelerinde kullanılmıyor arkadaşlar. Artık kullanılmayacak. Programa bu şekilde 2025 versiyonu ile birlikte eklendi. Bunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki rapor üzerinden ben bunu anlatayım. Bakın arkadaşlar önce projemizi açalım. Bakın. Projemiz bu şekilde. 3 boyutta açayım isterseniz. Basit bir proje. Yani dediğim gibi çok fazla böyle karmaşık projeler seçmek istemedim size anlatmak için. Bakın arkadaşlar yapımızda perdelerimiz vesaire var. Binamızın analizini de yapmıştım. Mod birleştirme analizi kullandık arkadaşlar. Buradaki mod adedi yatay spektrum için arkadaşlar. Düşeyi burada yazmıyoruz. Düşeyi sizin gerekli ne kadar almanız gerektiğini bilmeniz lazım. Unutmayın bunu arkadaşlar. Şimdi burada raporlar menüsünde bizim en önemli raporumuz hangisi? Analiz sonrası kontrolleri raporu. Bu rapora basıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüntüyü de biraz büyüteyim isterseniz. Deprem etkiyönü 1 X yönü. Deprem etkiyönü 2 de Y yönü. Şimdi arkadaşlar bir kere binaya gelen deprem yükünü biz mod birleştirme yöntemiyle hesap. 34258 ton. Şimdi arkadaşlar bir de istenme yani mod birleştirme analizi kullanmamıza rağmen eşdeğer analiz de içerideydi. Eşdeğer analiz sonucunda da 45.657 ton bir kesme kuvveti bulduk. Bunu bulurken arkadaşlar unutmayın minimum kesme kuvveti ve periyot sınırlaması biraz önce anlattığım TPA'nın 1.4 katı. İkisi devrede. O yüzden ikisi devrede bunu unutmayın. Burada biz gamma kat sayısını 0.9 alıyoruz arkadaşlar. Aynı seviyeye çekmiyoruz. Yani mod birleştirme analiziyle eşdeğer analizi aynı birebir aynı seviyeye çekmiyoruz. Biraz daha düşük oluyor. Burada mesela bakın 34 ton 45 tondan küçük. 45'i 0.9 kat sayısıyla çarpıp 34.258 değerine bölüp faktör hesaplıyoruz. Bununla ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün iç kuvvetlerimizi bununla arttırıyoruz. 1.199 kat sayısıyla arttırıyoruz. Dediğim gibi tekrar minimum kesme kuvveti ve periyot sınırlaması kuvvetin aşırı düşme, taban kesme kuvvetinin aşırı düşmesinin önüne geçiyoruz. Bakın burada bunu gördünüz arkadaşlar. Şimdi göreli kat ötelemeleri hesabını yaparken burada arkadaşlar taban kesme kuvvetini bakın minimum taban kesme kuvveti ve periyot sınırlamasını yapmadık. Ne bulundu? 45.556. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz çok yakın. Eşdeğerle bulunana
Çok yakın, eşdeğer. İkisi de birbirine eşit hemen hemen. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Burada periyodum çok yüksek çıkmadı. Periyoda bir sınırlama konulmadı. Minimum taban kesme kuvvetinin de altında bir kuvvet elde etmedim. Genelde minimum taban kesme kuvvetinin altında bir kuvvet doğru elde edilir. Genelde onu geçeriz. Ama periyotta yüksek yapılarda periyot sınırlamasına giriliyor. Ona da demek ki atıyorum siz 0,4 saniye elde ettiniz. Bakın 0,380 saniye. Görüyor musunuz arkadaşlar elde edilen periyot? Sınırlayıcı periyot 0,652 saniye. Örneğin 0. Bundan düşük olduğundan dolayı herhangi bir sınırlama yapılmadı. Bunun için herhangi bir sınırlama yapılmadı. O yüzden kuvvetler birbirine eşit çıktı. Ama 0,380 saniye sınırlayıcı periyodum 0,300 olsaydı bu kuvvetin fazla hesaplanacaktı arkadaşlar şuradaki eşdeğer statik deprem yükündeki 45,657 daha fazla hesaplanacaktı. Buradaki kuvvet daha az hesaplanacaktı arkadaşlar. Bundan dolayı deplasmanlar içinde farklı bir katsayı hesapladık. Bakın birbirine çok yakın bir sınırlama yapmadık. Yönelik kat ötelemelerinde 1,197 değeri kullanacak. Ama diğer tüm iç kuvvetlerin artırımında 1,199. Çok yakın birbirine dikkat ederseniz hemen hemen aynı. Bilgisayar yuvarlamalarından dolayı bu değerler birbirine eşit çıkmadı. Aslında eşit çıkması gereken değerler. Sınırlama yapılmadığından dolayı. Şimdi bakın deprem etki yönü 2'de ise arkadaşlar görüyorsunuz normal alışılageldik hesabımızda 1,05 çıktı. Taban kesme kuvvetlerini mod birleştirme ile 25,259 ton. Diğeri 29,474 ton. 1,05. Aynı değil arkadaşlar dikkat ederseniz. Yani 29,474'ü biz 0,9'a çarpıyoruz. Bölü 25,259. Buna göre iç kuvvetler arttırılıyor. Moment, kesme kuvveti, bütün kuvvetler arttırılıyor. Ama deplasmanları, özellikle göreli kat ötelemesindeki deplasmanları hesaplarken arkadaşlar, burada da taban kesme kuvveti 29,406. Yani çok yakın değer dikkat ederseniz eşdeğere, şu değer, ikisi birbirine çok yakın. Burada da bir sınırlama durumuna düşmemişiz. Periyot sınırlaması, minimum kesme kuvveti sınırlaması yapılmamış. Deplasmanları da bu faktörle arttıracağız. 1,048 yöreli kat ötelemesindeki deplasmanları 1,048 faktörüyle arttıracağız. Bu bize dediğim gibi yöreli kat ötelemelerinde bir nebze rahatlama getirecektir diye düşünüyorum. Bu maddenin 2025 versiyonunda yine eklendiğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sanıyorum bu konu biraz hızlı anlattım ama sanıyorum anladınız. Tekrar ufacık bir tekrar etmek istersem bunu biliyorsunuz arkadaşlar buradaki karşılaştırmayı. Zaten 1,05 faktörüyle tüm iç kuvvetler arttırılıyor. Deplasmanı arttırırken ikinci bir faktör hesaplanıyor. O da 1,048. Çok yakın olmasının sebebi arkadaşlar bilgisayarın dediğim gibi hesaplamalarda yuvarlama vesaire şeyleri birbirine aslında bunlar birbirine eşit. Çok yakın. Çok yakın. Eşit. Deplasman için ikinci bir faktör hesaplıyoruz. Deprem etki yönü 2'de. Bu yöndeki oluşan yani Y yönünden gelen deprem sonucu elde edilen deplasmanlarda bu faktörler arttırılıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yüksek yapılarda sınırlama vesaire ortadan kalktığı zaman yöreli kat ötelemelerinde bence önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 3-4 tane konu vardı en baştan size söylediğim gibi. Onu da onları da anlatmak istiyorum. İkinci konumuz buydu. Deplasman hesabındaki bir değişiklik. Şu ana kadar gözümüzden kaçtı vesaire. Şartnamede çünkü çok garip noktalar var. Gözden kaçabilecek. Gözümüzden kaçan bir noktaydı. Biz 2025 versiyonunda düzelttik, ekledik. Ona da o konuda da bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yük kombinasyonu konusunda size birkaç şey anlatmak istiyorum. Dediğim gibi bu bizim programla ilgili. Şu ana kadar anlattıklarım tüm programlarda yapılması gereken şeyler. Yani sadece protostructure ile ilgili değil. Bütün programlarda yapılması gereken şeyler. Biraz önceki deplasman ölçeklemesi mesela askere de var vesaire. Anlatabiliyor muyum? Düşey spektrum zaten bütün deprem yönetmeliklerinde var. Ama öyle farklı şekilde alınıyor başka. Şimdi arkadaşlar yük kombinasyon editörümüz programla ilgili daha çok bir özellik, yeni özellikler. Şimdi yük kombinasyon editörümde yükleme kombinasyonları butonuna basıyorum. Arkadaşlar burada ULS ve SLS değerli şeylerini görüyorsunuz, ibarelerini görüyorsunuz. ULS ultimate load kapasitesi arkadaşlar bu taşıma gücü. Hem çelik, RC betonarme, stilde çelik için
belirtilmiş durumda arkadaşlar. SLS ise kullanılabilirlik, serviceability kontrolleri arkadaşlar. Bakın hem çelik hem betonarme için oluşturulmuş bölümler bunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada betonarme ve çelik tasarımında kullanılabilirlik durumları da var. Kullanılabilirlik durumları seyim kontrolleri. Bizim hepimizin bildiği seyim kontrollerinde kullanılmak üzere ayrı ayrı gruplar oluşturuldu arkadaşlar. Tamam mı? Mesela bakın herhangi birini tıkladığım zaman şu anda çelik bölümü boş. Betonarme bölümüne bakıyorum. Betonarme bölümünde seyim kontrolünü sadece G ve Q yükleri şey yapacak. Arkadaşlar dilerseniz protostructure'da düşey tabi, düşey seyim. Düşey seyim kontrollerini G sabit yük, Q hareketli yük, W rüzgar yükü, bir de S kar yükü. Dört tanesi için yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir kombinasyon eklediğinizde program otomatikman bu bölüme ekliyor arkadaşlar. Örneğin bakın yükleme hazırlığı butonuna basıyorum. Burada arkadaşlar yatay yük kombinasyonları. Mesela rüzgar yükünü ekledik. Rüzgar yükünün kombinasyonlarını da ekledim. Zemin etkisini de isteyebilirsiniz vesaire. Kombinasyonlarını da seçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Mod birleştirme, dediğim gibi statik ve eşdeğer, statik eşdeğer analizi sınırlamalı olan bir analiz. Yani her türlü yapıda kullanamıyorsunuz. Ama mod birleştirmeyi BYS 1 dışındaki dayanıma göre tasarım kapsamına giren yapılarda kullanabiliyorsunuz. Bunları seçtim arkadaşlar. Kar yükünü de mesela seçeyim düşey kombinasyonlarından. Bakın kar yükü, çatı yükü veya yağmur yükü için bunları eklemiyoruz. Tamam diyorum arkadaşlar. Bakın taşıma gücünde, tasarımda kullanacak kombinasyonlar bunlar arkadaşlar. Otomatikman deprem yönetmenine göre oluşturuldu. Çelik hala boş. Kullanılabilirlik durumları Y artı Q ve deprem ve S. Kar yükü durumları da eklendi. Bunlar için düşey seyim kontrolü, düşey deplasman kontrolleri yapılacak. Program bunları yapacak. Çelik için veya şeyler yok. Onları eklemek istiyorsanız arkadaşlar yine yükleme hazırlığına basıyorum. Bakın unutmayalım arkadaşlar. Mod birleştirme bunlar korundu dikkat ederseniz. Rüzgar yüklemesi vesaire istendi. Bakın çelik elemanlar için kombinasyonlar oluşturur. Görüyor musunuz arkadaşlar burayı? Çelik elemanlar için kombinasyonlar oluşturur. Kutucuğunu işaretlediğim anda tamam diyorum. Bakın bu sefer çelik için kullanılması gereken kombinasyonlar otomatikman oluşturuldu. Hangi şartnameyi seçiyorsanız biliyorsunuz protostructure'da Eurocode'da kullanabiliyorsunuz. Amerikan ASCII vesaire onları kullanıyorsunuz. Eurocode 8 kullanıyorsunuz. Hindistan yönetmeliği, Güney Amerika yönetmelikleri vesaire hepsini kullanabiliyorsunuz. O yönetmeliğe göre kombinasyonlar otomatikman oluşturuldu. Mesela bakın seyim kontrolleri için kombinasyon oluşturuldu. G, Q, S ve W seçmeniz durumunda. Çelik için de aynı şeyler otomatikman oluşturuldu. Şimdi olur ya arkadaşlar insanlık halidir bir hata yaptık katsayılarda vesaire. Mesela taşıma gücü. Herhangi bir kombinasyonu seçip arkadaşlar bakın şurada bu butona basarsanız arkadaşlar katsayıları otomatikman düzenleme imkanınız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Değiştirebilirsiniz. İstediğiniz katsayı yazabilirsiniz. Birden fazla seçerseniz arkadaşlar kontrol tuşuna basarak düzenle derseniz burada bakın arkadaşlar toplu olarak o kombinasyonlar geldi. Katsayıları değiştirebilirsiniz. Normal olarak buna ihtiyaç yok ama olur ya bazı hatalarımız olur. Bazı yeni yük halleri eklemişsinizdir. Bunların katsayılarını buradan kolaylıkla değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çeliğe bakayım. Çelikte de aynı şekilde. Peki diyeceksiniz ki program bunlardan hangisini ne zaman kullanacak? Nasıl anlıyor? Arkadaşlar elemanların tanımı olduğu malzemeler. Malzeme betonarme ise betonarme kombinasyonlarını kullanıyor. Çelik ise çelik kombinasyonlarını kullanıyor arkadaşlar. Buna göre tasarım ve serviceability dediğimiz kullanılabilirlik kontrollerini program otomatikman yapıyor. Bu bölüm önemli. Burada arkadaşlar yük hallerini görmek isterseniz yük halleri bunlar. Ekle diyerek yeni yük halleri de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı tanım düşey yük, yatay yük vesaire. Çünkü yatay yüklerde deprem yüklerine müdahale edemiyorsunuz ama kendiniz istediğiniz yatay yükü tanımlayıp oluşturabilirsiniz. Kütle hesabına katma imkanınız vesaire var. Hareket yükü katma vesaire imkanı var arkadaşlar. Şimdi burada yalnız şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yatay deplasmanları hesaplarken biz sadece şu an için
betonarme, pardon, deprem kümesi atıyoruz. Deprem yükü altında oluşan yatay deplasmanların kontrollerini yapıyoruz. Çelikle ilgili kontrollerimiz de ilerleyen versiyonlarımızda veya ara sürümlerimizde mutlaka eklenecektir. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Henüz bitirilemedi arkadaşlar. Yani onlar da eklenmesi düşünülüyor ama şu anda yok. Şu anda sadece deprem için yatay kontroller yapılmakta. W, G, S ve Q için düşey seyir kontrollerini bu şekilde yaptırabilirsiniz. Bu bölümü de anlattıktan sonra son olarak arkadaşlar ortotropik döşemeler bölümü var. Onun için projemi açayım arkadaşlar. Umarım çok hızlı anlatmamışımdır, kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdi arkadaşlar ortotropik döşemeler. Tabii ismi böyle de arkadaşlar. Aslında ne yaptığını anlatmak istiyorum kısaca. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz. Plak döşememizi görüyorsunuz. Şu arkadaşlar bu iki döşeme tek yönlü çalışan döşeme olduğu, yani uzun kenarının kısa kenarına oranı 2'den büyükse, biliyorsunuz tek yönlü doğrultuda çalışan, tek doğrultuda yük alması gereken, bunların ne, hangi doğrultuda alması lazım? Kısa doğrultu. Yani şu X doğrultusunda yük alması gerekir. Ama şu anda bu kirişlerde yük alıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar da yük alıyor. Ben bunu istemiyorum. Veya yani böyle hurdi, dal döşeme deniyor bunlara bildiğim kadarıyla. Hurdi döşemelerde istediğim yönde yük aktarabilirim. Bunu yapabilirim. Prefabrik veya ön germeli döşemelerde de bu işlemi yapabilirim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu tanımadım. Bunun bana yararı nedir? Onu ben anlatmak istiyorum. Şimdi burada iki yönde yük aktarıyor döşeme, dikkat ederseniz. Bütün yönlerde yük aktarıyor. Ben bunu istemiyorum. Kısa yönde yük aktarmasını istiyorum. Bu hurdi döşemenin. Kısa yönde. Bunu nasıl yapacağım? Onu göstereyim arkadaşlar. Döşemenin özelliklerini yüklüyorum. Arkadaşlar burada hesap açısı. Bu hesap açısını arkadaşlar pozitif x ekseni, pozitif x ekseni sağa doğru gidiyor. Buradan saatin tersi yönde ölçüyorsunuz. Saatin tersi yönde bu açıyı belirtiyorsunuz arkadaşlar. 0 derece benim burada işimi görecek. 90 derece deseydim bu yönde yük aktaracaktı arkadaşlar. Bu yönde yük aktaracaktı. 90 derece deseydim ben burada 0 derece diyorum. Tipini arkadaşlar bu tipi seçiyorum. Bakın bu önemli. Bir güncelle diyorum arkadaşlar. Analizi bozdum. Aynı şeyi bunun için de yapayım. Bu benim ne işime yarayacak? Şimdi arkadaşlar şöyle biraz imkanlarımızı arttıracak bu. Özelliklerinden onu da söyleyeyim. Bakın bu tipi seçtim. Açıyı da 0 derece var. Hesap açısı bizim için çok önemli. Şimdi arkadaşlar bunu da güncelle diyorum. Burada yük aktarımı ne yönde olacak? X yönünde. Şimdi arkadaşlar biz bu tür döşemeleri hatırlıyorsanız sonlu elemanlar kiriş yük hesabına ve bina analizinde plak döşemeleri modele dahil ettiğimizde bu döşemeleri modele dahil edemiyoruz. Yani böyle bir kısıtlamamız vardı, bir eksikliğimiz vardı programda. Bunlar artık dahil edilmeye başlandı. Hangi yönde yük isterseniz. Bunlar dediğim gibi ön germeli döşemelerde de bunu yapabilirsiniz. Prefabrik elemanlarda da bunu yapabilirsiniz vesaire. Bunlar bina analizinde döşemeler modele dahil edildiğinde bu döşemeler artık modele dahil edilecek. Yük aktarması da bu yönde olacak vesaire. Yani bunlar dahil edilebildiği için fon elemanlar yöntemini kullanmamızın avantajları belirecek arkadaşlar. Kırılma çizgisiyle bunları halledebiliyorduk ama dediğim gibi döşemeler modele dahil edildiği zaman bunları yine göz önüne alamıyorduk. Kırılma çizgileri de her durumda yük aktarmada başarılı değil biliyorsunuz. Program ne yapıyor burada? Ortotrofik döşeme denilmesinin sebebi şu arkadaşlar. X doğrultusunda malzeme özellikleri tanımlanıyor. Diğer doğrultuda arkadaşlar elastik modülü, kayma modülü vesaire bunlar değiştirilerek bu şekilde bir tanımlama imkanı veriliyor. Başka yani bunu içeride yaptığımız için kullanıcı arkadaşlarımızın, siz değerli kullanıcılarımızın herhangi bir düzeltme yapmasına gerek bulunmamakta arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Bu imkan ortotropik malzemeyle tanımlandı ama biliyorsunuz ortotropik malzeme bizim kullandığımız malzemeler azotropikti. İzotropik malzemeler, çelik, betonarme de aslında beton malzemesi de bir nispeten farklı özellikleri gösteriyor ama biz onu izotropik genelde kabul ediyoruz. Ahşap en önemli ortotropik malzeme vesaire.
burada dipnot olarak göstermek istiyorum. Program bunu otomatikman içeride yapmakta. Yaptıktan sonra arkadaşlar şu bina analizinde ben son elemanlar kim düşük hesabını kullanabilirsiniz. Bu döşemelerde modele dahil edilecektir. Bina analizinde yapayım şuradan arkadaşlar. Hemen yük aktarmalarını da göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben orada tip bölümünde tek yönlü döşemeyi seçmeniz lazım. Hesap açısı önemli. Hesap açısını yaptıktan sonra arkadaşlar yeterli. O yönde yük aktarmasını vesaire sağlayacağız. Bu şekilde tanımlama imkanları var. Son elemanlar kirişli hesabını biliyorsunuz plak döşemelerde, kirişli plak döşeme sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında bir kilitsiz plak döşeme vesaire olduğu zaman modeldeki plak döşemelerin hepsini mutlaka dahil etmeniz lazım modele. Mutlaka dahil, son elemanlar ağına dahil etmeniz lazım. Şimdi bir analiz hatası tamamlandı. Yine her zamanki gibi analiz sonrası bölümünden model ve analiz sonuçları göster butonuna basıyorum. O bölüm önemli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şu iki döşemeydi. Ağda oluşturuldu arkadaşlar. Bunlar düğüm noktaları. Mesh oluşturuldu. Son elemanlar ağ oluşturuldu. Gördüğünüz gibi. Mesela bakın M1D momentlerine bakarsak arkadaşlar bir yönde moment aktarımlarımız var vesaire. Düğüm noktalarındaki momentleri de görüyorsunuz arkadaşlar vesaire. Ama mesela M2'de iki yönündeki yani şu doğrultudaki yük aktarma istemiyorum ben. Buradaki tüm momentler sıfır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani burada yük aktarımım aslında mantıklı oldu. Diğer tip 1 tanımlamasaydım arkadaşlar pardon tip 1 diyorum. Tek yönlü döşeme tanımlamasaydım o zaman her iki yönde de burada momentlerimin çıkması gerekmekte. Shell elemanlarında veya area elemanlarında bu momentlerin çıkması gerekirdi. Şu anda herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Üzerlerinde durursanız momentlerini vesaire görürsünüz. Ama M1D dediğim zaman unutmayın arkadaşlar. Bu iki momentin birbirinden farkı şudur. M1 momenti ile M1D normalde birbirine eşittir. Ama biz diğer programlardan farklı olarak bir safe programında vesaire olduğu gibi Voodoo Armor etkilerini katarak hesap yapmaktayız. %10-15 civarında kesin bir şey söyleyemem ama %10-15 civarında tasarım momentleri artıyor. Sizin normalde tasarımlarınızda bunu kullanmazsınız. Bu bize şeylerde çok fazla soruluyor arkadaşlar. Çok soruyorlar. Bu momentlerle M1 M2 momenti ile bu momentler M1D moment arasındaki fark nedir? Voodoo Armor'ın bir tanesi Voodoo Armor içerir. Diğeri içermez arkadaşlar. M1 2 de burunma momentidir. Burunma momentinin bu ikisine katkısını da biz hesaplıyoruz arkadaşlar. Sizin tasarımda bunları kullanmanız lazım. Bakın. Görüldüğü gibi bu momentler vesaire burada hesaplanıyor. Aktarım vesaire yükün büyüklüğüne, döşemenin şeylerine göre bu momentleri görüyorsunuz. Benim arkadaşlar bu webinarda umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi en son konumuzda tek yönlü yük aktarmasını istediğiniz sistemleri modele son elemanlar ağına dahil edebilirsiniz. Programın yeni bir özelliği. Bu şekilde sorularınız olursa arkadaşlar destek@protasoftware.com'a gönderirseniz seve seve cevaplarız arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Katılımınız için ben çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.